Bugünkü aytilmoqchi mahcup olgan mavzu Cuma bayonida vatanni yaxshi ko'rishlik, yurtini yaxshi ko'rishlik, vatan degan bir tushuncha haqida. Yashab turgan yurti haqida. O Qur'oni Karimda nima degan? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hadislarda nima degan? Va ulamolarimiz o'zlarini tarixda yashab o'tgan joylarni maqtashganmi, yomonlashganmi yoki qanday tushunsa bo'ladi vatan degan narsa mavzuga. Har bir insonni yashab turgan joyi xotirjam bo'ladigan, salomat bo'ladigan, yashaydigan, farzand bo'ladigan, rizq topadigan, turadigan, yuradigan joyining nomini vatan deydi. Uyning nomini sakan deydi. Sakan degani sakinat yoki sukunat degan so'zdan olingan. Sukunat degani qachonki inson ana shu uyga kiradigan bo'lsa, o'zida bir sukunat, xotirjamlik topadigan bo'lsa, ana u narsaning nomini sukunat deydi. Umumiy yashab turgan joyining nomini vatan deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning vatani payg'ambar bo'lganliklaridan oldin payg'ambarlik kelganda va 13 yil mobaynida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Makkada yashagan. Makka payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning vatani bo'lib hisoblangan. Va mana shu 13 yil vaqt o'tgandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning Makkadagi da'vatlari o'zini Makka xalqini qabul qilmadi Makka mushriklar. Makkani qurayshliklar, mushriklar qabul qilishmadi. Bittasi amaksi Abu Lahab, yana bittasi Abu Jahl, yana bittasi shunga o'xshagan insonlar. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni sahobalar bilan birgalikda vatanidan Makka-i Mukarramadan Madina-i Munawvaraga hijrat qilishligini buyurdi. Ana shunda Imom Buxoriydan rivoyat qilingan ikki muslim payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sahih hadislari payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam yig'laydi. Makkadan chiqib ketayotib yig'laydi. Qarab aytadiki, "Vallohi innaki la ahabbu biladillahi ilallohi va ilayya." Allohga qasam deydi. Siz men uchun dunyodagi eng suyukli yurtsiz shaharsiz deydi. Makka-i Mukarramani aytadi. Siz men uchun, Alloh taolo uchun, so'ngra men uchun dunyodagi eng go'zal, eng suyukli shahar deysiz. Agar mana bu mushriklar meni chiqarib olmaganda, men mana bu joydan chiqib ketmagan bo'lardim. Makkaning mushriklari meni haydab chiqmaganda, mana shu vatandan men ketmasdan mana shu joyda yashagan bo'lardim deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadislarda aytgan. So'ngra muhojir bo'lib payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Abu Bakr, Bilal, Umar va boshqa sahobalar Madinaga Munawvaraga yetib borishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam eng yaqin do'sti Abu Bakr muazzini Bilal roziyallohu anhu Madinaga borganda kasal bo'lib qolishadi. Ana bu kasallik nomi endi hozir bizni shu kunimizga aytiladigan bo'lsa, grippga o'xshagan kasallik. Umraga borgan odamlar yoki hajga borgan odamlarda ham kuzatiladi ba'zi paytda. Oldingisi kuchli ashaddiy bo'ldi. Mana shu kasallikka chalingandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Abu Bakr bilan Bilolni og'riyotganligini ko'rib qoldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam huzuriga Oysha hamiz kelibdi. Ya Rasululloh, meni otam og'riyapti. Otasidan maqsad Abu Bakr roziyallohu anhu. Oysha onamizning otasi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning eng yaqin do'sti. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'sha kasalni ziyorat qilish uchun kelganida sizlarga nima bo'ldi dedi. Aytishdiki, hammaga yetgan musibat bizga ham yetdi. Madinaning munavvarani grippi, o'sha kasalligi bizga tegdi deganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qo'lini ko'tarib duo qilar ekanlar. Ey Robbim, Madinaning munavvaradan Juhfaga, Juhfa degan bir joy. Mana shu Juhfa degan tarafga Madinani vaboga o'xshab qolgan mana bu kasalligini o'zing uzoqlashtirgin dedi. Ikkinchisi, Allohumma habib ilayna al-Madina. Ey Robbimiz, bizga Madinani munavvarani suyukli qilib qo'ygin. Xuddiki Makka-i Mukarramani oldin biz yaxshi ko'rganimizdek. Uchinchisi, ey Robbim,
İbrahim aleyhisselam peygamberlerinin otası Mekke-i Mükerreme'ye dua kıyamadı dedi. Men Mekke-i Mükerreme'ye dua kılaman, Medine-i Münevvere'ye dua kılaman, iki meratıbı aşıkçasından dua kılaman. Allahümme barik fi medinetine ve fi sa'ine ve fi burrine ve fi temrine. Ey Rabbimiz Medine-i Münevvere'ye bereke vergin. Kurmalarına bereke vergin. Saladigan idişlerine bereke vergin. Hemme taraflarına berekeğini vergin Rabbim de dua kılaman. Ana evden ne mi düşünse bulak dese, elge dua kılış gerek. Yaşak türgen yürtüge dua kılış gerek. İbrahim aleyhisselamın duası yokşar. Peygamberlerin atası, İbrahim aleyhisselam kolunu köterip dua kılar. Kâle Rabbi ceal hâze, beleden âminen de. Peygamberlerin atası dua kılışını örgüt yaptı bize. Elge dua kılışı ilegenlerse var mı? Yurtiga duo qilish degan narsa bormi desa, ha, mana bunday narsa bor ekan. Ibrohim alayhissalom aytibdi, Robbi jal hadal balada amina. Ey Rabbimiz, biz yashab turgan mana bu yurtni o'zing tinch, omon yurtlarni qatoriga qo'ying dedi. Tinch bo'lib turgan va omon bo'lib turgan yurtlarni qatoridan qo'ying, ya'ni bizga urushlangan ketmasin degan duo. Tinchlik, xotirjamlik degan narsaga hayotda boshqa narsani almashib bo'lmaydi. Allazi at'amahum min ju'in va amanahum min khawf deb Alloh taolo. Falyabudu robba hadzal bayt. Hammalar yodlaysizlar. Quraysh surasi. Falyabudu robba hadzal bayt. Ana u uyni Robbisiga ibodat qilinglar deb. Uyga ibodat qilmaymiz. Uydan maqsad Ka'ba. Ka'baga ibodat qilinmaydi. Belki Kâbe'nin Rabbisi'ye ibadet kılınlar. Ellezî diyetti. Şundaki at'amahum min cu'in o şe'yüyle iyesi. Yani Allah Teala bunların açlığından toklikke ötküsü. Ve âmenahum min havf korkudan amanlıkke ötküsü diyetti. Kaysi bir yurtni halkı, yurtni eli, yani biz Kırgızistan olsa, bana şu yerin adamları dua kılmasa, dinçlik soramasa, bereke soramasa, Allah subhanahu wa ta'ala okuyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah ta'ala beldetun tayyibe ve rabbun gafur dedi. Bir yurt var dedi. Beldetun tayyibe. Cüdayan güzel yurt dedi. Acayip bir güzel yurt dedi. Ve rabbun gafur o şey yurtunun Rabbisi insanların günahlarını keçirebilen Rabbisi var dedi. Bu da biz yok şey. Yurtumuz güzel. Tinç. Tabiyeti var. Amanlığı var. Mescidi var, medresesi var, venisesi var, kabristanı var, yolu var, hemen medresesi var. Ana onların üstünde tinçliği var. Eğer bana şu tinçlikle dua kılınmayı diyen olsa, Allah subhanahu wa ta'ala'dan sorulmayı diyen olsa, biz, ya ki bizden göre yakışırak adamlarını yürütüp buzulup gitti. Ayalları öldürüldü, yaşmaları soyuldu, her hıl vakiyeler oldu. İgesini yem, üyünü yem, keselhanasını yem, telmek etti. Çünkü okşak kalışın ki. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de la in şekertum la azidennekum. Haçan sizler şükür kılarsa söylemeyi ziyadatı veremem deyip Allah da. Şükür kılmazsan çünkü tinçliğinden kelim ders okumasa, ilim okumasa, ya farzantının terbiyesinden bir itibar olsa, yine dünyalı işlerini birinci nevetki koyup yürü olarken olsa, Allah subhanahu wa ta'ala mana yurttaki tinçliği de alıp başkalarına verip koysun gün. Sizler bunu yerzmezler. Degenlik de okşar. Öz arzımayız. Peki Allah Teala veriyor. Ha sizde Allah Teala bize veriyorken meseleyi biz arzımayız. Bizi kılıyorken günahlarımızı bu yer kurmaş gerek. Bizi kılıyorken günahlarımızı aşk, asmandan yandırmaz taş yalış gerek. Aslında. Lekin Allah Subhanehu ve Teala ve ya'fu an kesir. Çöp günahlarını Allah Teala keçir varadı ve yaşır varadı diye. Tinçliğini ya ki yaşayarken yurtunu kadirge kim kaçan yeter değilse, kaçan ki başka yurtta varsa yeter. Başka yurtta görse yeter. Şunun için vatanın yaş görüşü ilgilenirse, her bir insanın fikreti de bulardı. İnsanın tabiatı vatanın yaş görür. Mekke'ye abarıp koyun, Dura'dan gelin bir insan bunadır. Medine'ye abarıp koyun, Şelpayas'ın sabına. Şam'da var, bir suğunu karab kesem deriyi haşalarına çarptırıp, rehte bakalarında avazını içti. Çünkü o şükür derslerde içtik kesem dedi. Özünün kışlağını sabınadır. Yaşlı payitlerini savunadı, mahallesi yürgenlerini, koşunlarını
o'sha svet o'chib qolishlarini, yana shunga o'xshagan narsalarning hammasini insonning fitrati sog'inadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning huzuriga kunlarning birida bir sahoba keladi. Sahoba keladi-da Makka'dan keladi. Qola kayfa taraktan Makka. Aytdiki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Makka qanday holatda dedi. Yaxshi deb qo'ymadi albatta. Makka'ning ko'chalarini aytib berdi. Uylarini aytib berdi. Ka'baning atrofidagi odamlarni aytib berdi. Makka payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga yaxshilab sifatlar berib, "Bo'ldi, gapirma" dedi. "Bo'ldi, gapirma Makka" dedi. Dunyodagi eng boy odamlarni qatoriga kirsin. Har bir inson, faqat musulmon, musulmon emas bo'lsin, qaysi inson bo'lishdan qat'iy nazar, qaysi mansabda, qaysi ishda, qaysi o'rinda bo'lsin, o'zini yurtini albatta sog'inadi. O'zini yurtida eng oxirgi navbatdagi odam bo'lib yashasa ham, boshqa yurtda podsho bo'lib yashasa ham, Bobur Mirzoga o'xshab, o'zini yurtini sog'inadi. Andijonda pishgan qovun bormikin deydi keyin, Hindistonga podsho bo'lsa. Shuning uchun birodarlar, ana u vatan degan narsani, yashab turgan narsasini qadriga yetishimiz kerak. Yetmayapti ko'p odamlar. Be'tibor bo'lib yuribmiz. Yo namozni vaqti o'qimaydi, yo ilmini o'qimaydi. Hayot shu ekan tug'ilib qoldi, yaxshi o'rtasida. Hayot shu ekan endi buni bu yog'i yana ham yaxshi bo'lib ketar ekan deb o'ylayapti. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadisda aytadilar: "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi va mu'afan fi madanihi va indahu qut yawmihi faqad hazat lahu ad-dunya bi hazafiriha." Qaysi inson tong ottirgan kunda, qaysi kuni tong ottirgan bo'lsa, aminan fi sirbihi sirbun vatan degan, yashab turgan joyida omonda bo'lsa, va mu'afan fi badanihi, badanida kasallik bo'lmasa, bosyapti, yuryapti, o'tiryapti, salomatchilik bo'lsa, va indahu qut yawmihi, yeyilgan bir kunlik ovqati bo'lsa deb. Uchta shart: yurti tinch, badani salomat va o'sha kunga yetadigan taomi bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam: qaysi insonda mana shu uchta sifat topiladigan bo'lsa, faqat hazat lahu dunyo bi hazafiriha, dunyoni hamma yaxshiligi o'sha odam uyga kirib qopti dedi. Tinchligi bo'lsa, salomatchiligi bo'lsa, yeydigan taomi bo'lsa, dunyoni hamma yaxshiligi o'sha odamda topilibdi dedi. Demak, hammamizda bor ekan. Hammamizda bor ekan. Ayniqsa urush bo'lsa, badani salomat bo'lsa ham foydasi yo'q. Yeydigan ovqati bo'lsa ham foydasi yo'q. U yoqqa qochgan, bu yoqqa quvlagan, urush bo'ladigan bo'lsa, ana bu narsalar foydasi bo'lmaydi. Nima sababdan desa, urush bo'lsa, ayoli qayerda qolganini bilmaydi. Bolasi qayerda qolganini bilmaydi. Urush bo'lgandan keyin uylar emas, masjidlar ham buzilib ketishi mumkin, buni hammamiz ko'rdik. Shuning uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadisda aytadilar: qaysi inson tong ottirganda bir qaraylikchi, salomatmizmi? Uyimiz, vatanimiz tinchmi? Yeydigan taomimiz bormi? Dunyoning hamma yaxshiligi o'sha odamda bor deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadisda aytadilar. Yana sunnatdan, qachonki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam uzoqdan safardan kelsa, Madinaning uylari ko'rinishni boshlaganda alhamdulillah deb aytardi. Musofirda qancha odamlar yurtni hozir bilasizlar, o'zini yurtiga kelishni boshlagandan keyin yurtini uylari ko'ringanda alhamdulillah deb aytish kerak ekan. Va safardan qaytgandagi sunnatlar bor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari: qachonki safardan qaytib kelsalar, birinchi bo'lib masjidga kiradi. Birinchi bo'lib masjidga kirish kerak. Ikki rakat min g'ayr fariidatin deydi. Farzdan mas bo'lgan, farzdan tashqari bo'lgan ikki rakat nafil namoz o'qiladi. Ma'nosi: ey Robbim, o'zimga shukr, mana bu yurtimga, vatanimga men yetib ketdim. Xudoga shukr, hamma yer yaxshi ekan, tinch ekan degan shukr namozi o'qiladi ikki rakat. Qachonki inson o'zini vataniga nima qilsa qaytib keladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni sofligiga hidoyat etsin.